Yüze yakın eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf'ın varoluşsal bilgelik serisi kitaplarından beşincisi olan Kadın Psikolojisi adlı kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Kadın psikolojisi, kadın denilen canlı varlığın duygu, düşünce ve davranış biçimlerini incelemekte ifade etmekte ve açıklığa kavuşturmaktadır. Bu kitapta kadın olarak adlandırılan dişi insanın fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerinin nasıl şekillendiği ve psikolojik yapısının nasıl oluştuğu açıklanmaktadır. Hem kadın hem erkek herkes için çok eşsiz bir rehber olan Kadın Psikolojisinde bütün kadınlar kendilerini keşfedecek, bütün erkekler de varoluşun yarısını oluşturan ve hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olan kadını daha iyi keşfedebilecekler. Dünya gezegeninde kadın denilen özne insan türüne ait canlı bir varlıktır. İnsan türünün erişkin dişisine kadın denir. Kadın ilk önce canlı varlıktır, sonra insandır, daha sonra ise erişkin dişidir. Ama her şeyden önce şunu anlamak gerekir: Maddi evrene çeşitli oyunlar sergilemek için gelmiş olan ebedi ruhi varlık, tercih ettiği oyuna göre ya kadın ya da erkek bedeni alır. Yani aslında kadın denilen özne, ebedi ruhi varlığın geçici olarak oynadığı bir roldür. Kadın bedeni ise ebedi ruhi varlığın geçici olarak kullandığı bir kostümdür. Bu nedenle kadın psikolojisini derinlemesine anlamak için Kadın bedeninde olan ebedi ruhi varlıklar kendilerini kadın bedeniyle özdeşleştirmemeli ve kadın olduklarına inanmamalıdırlar. Bu kitabı okuyan kadınlar bilmelidir ki onlar aslında kadın değil, sadece geçici olarak kadın bedenini kullanan ebedi ruhi varlıklardır. Birey bu tür varoluşsal farkındalık geliştirince kendine tarafsız olarak bakabilir ve psikolojisini ilizyondan kurtularak anlayabilir. Kadın psikolojisini derinlemesine ve tarafsızca anlamak için kadın bedeninde olan ebedi ruhi varlık aslında kadın olmadığını, sadece kadın bedenini geçici olarak kullandığını bilmelidir. Bu kavrayışla kitabı okuyan birey kadın psikolojisinin gizemini çözecektir. Dünya gezegeninde sergilenen oyunların devam etmesi için insan bedenlerine ihtiyaç vardır. Ve bu bedenlerin ortaya çıkması için de kadın ve erkek bedenlerine gereksinim vardır. İnsan türü kendi benzerlerini yalnızca cinsel yolla üretebilir. Fakat bu gezegende bile dişil ve eril bedenlere ihtiyaç olmadan beden üretimini sağlayan canlı türleri vardır. O yüzden herkes şunu anlamalıdır ki kadın ve erkek sadece insan oyunun devam ettirmek için gereksinim duyulan öznelerdir veya bedenlerdir. Yani sen sayın okur ne kadın ne de erkeksin. Sen kadın veya erkek bedeninde bulunan ve insani oyunlar sergileyen ebedi ruhi varlıksın. Bu anlayışa, kavrayışa ve farkındalığa sahip olmayan birey kadın psikolojisinin gerçeğini asla idrak edemez. Kadın psikolojisini çözmek için kadın denilen özneyi ontolojik olarak doğru anlamalıyız. Yani varlık bilimi bakış açısına göre kadın ilk önce canlı bir varlıktır. Ama sadece bu değil. Kadın denilen özne aynı zamanda ebedi ruhi varlığın bedenlenmiş bir halidir. Dünya gezegenindeki ilk insanlar bu anlayışa sahipti. Ama zaman geçtikçe ve insanlık varoluşsal bilgelikten uzaklaştıkça kadın da cinsel objeye, ikinci sınıf özneye, üreme makinesine, köleye vesaire indirgenmiştir. Erkek bencil ve çıkarcı oyunlarını sergilemek için kadını pasifize etmiş, metalaştırmış, ötekileştirmiş, ezmiş ve köleleştirmiştir. Ama kadını köleleştiren erkek farkında olmadan kadının kölesi haline gelmiştir. Çünkü insan türünü kadın olmadan devam ettiremez. Eğer insan kadın psikolojisini anlamak istiyorsa anlayışın en büyük engeli olan bedensel zihniyeti yıkması gerekir. Yani sen beden değilsin, sen ebedi ruhi varlıksın. Yalnızca bu temel üzerinde kadınla şefkatli, ilkeli, saygın, dengeli ve düzgün bir iletişim kurulabilir. Gerçek şu ki şefkatli bilgelik bencil aşkın pabucunu dama atar. Ayrıca şefkatli bilgelik içinde olan insan o pabucu asla aramaz. O pabuca ihtiyacı bile olmaz. Çünkü bencilliği aşmış insan bedenleri birer nesne olarak değil, tekamül aracı olarak görür. Bazı filozoflar kadına cehennem kapısı, mal yarım kalmış bir erkek, başarı engeli, yaratılış hatası, baştan çıkarıcı bayağı bir varlık vesaire demiştir. Bir insana bunu diyen kişi kesinlikle insani düzeye varamamış ve hayvani düzeyde takılıp kalmıştır. Bu filozoflar insanlığın yüz karasıdır. Onların yazdıkları çöpe atılmalı ve isimleri unutulmalıdır. Kadın fizyolojik olarak her şeyden önce canlı bir varlık ve bir insandır. Bu açıdan bir insan olan kadın hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Bir kadın bütün diğer canlı varlıklar gibi doğar, büyür ve ölür. Gerçek şu ki, kadın denilen canlı varlık dünyadaki insan nüfusunun yarısını oluşturur ve diğer yarısını da doğurur. O yüzden bu gezegende kadın olmazsa insan da olmaz. Bu açıdan kadın insanlık için hayati bir önem taşır çünkü insanlığın devamlılığını sağlar. Evren kadın bedeni aracılığıyla bir mucize gerçekleştirmektedir. Çünkü kadın bedeninden yeni bir canlı varlık türetmeye kadirdir. Kadın bedeni insan bedeni üretebilen eşsiz bir evrendir, minik evrendir. Kadın denilen canlı varlık fizyolojisi ve fonksiyonları gereği sağ beyin lobunu daha çok kullanır. Beynin sağ lobu duygular ve duygusal edimlerle ilgilidir. O yüzden kadın duygusal bir varlıktır ve duygulara çok önem vermektedir. Bir kadın için duygu mantıktan daha önemlidir. Bu nedenle kadın mantıktan ziyade duyguyla hareket eder ve düşünmekten ziyade daha çok hisseder. Kadın duygusal olanı mantıksal olandan daha üstün tuttuğu için duygularının dikkate alınmasını ister. Buna rağmen kadın duygusal bir erkek istemez. Çünkü kadın zaten duygusaldır ve bu duygusallığa bir de duygusal bir erkek eklenirse bunalmaya başlar duygusal olan bir kadın için duygusal bir erkek bunaltıcıdır. Diğer taraftan kadın duygularına saygı duyan bir erkek ister. Eğer erkek kadının duygularına duygudaşlık yapar ve onu anlarsa kadın çok mutlu olur. O yüzden erkek kendi mantığını dinlemek yerine kadının duygularını algılamalıdır. Bir erkek kadına kendi duygularını anlatarak onu bunaltmak yerine kadının duygularına duygudaşlık yapmalıdır. Bir kadın suçlanmadan ve kınanmadan duygularını paylaşmak ve çekinmeden ağlamak ister. İşte bir erkek bunu sağlayabilirse kadın çok mutlu olur. Duygusal bir varlık olan kadın tabii ki sevgi duygusuna da çok önem verir. Bir kadının en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Bir erkek kadının sevgi ihtiyacını karşılayamazsa kadın bu eksiği başka şeylerle telafi etmeye başlar. Mesela delicesine alışveriş yapar saçının rengini değiştirir, tarzını değiştirir, dansa ya da kurslara başlar, başka arayışlarda bulunur vesaire. Kadın bir yolculuktur aslında ve her yolculukta olduğu gibi kadının bir yoldaşa ihtiyacı vardır. Tabii ki bu yoldaş sevgi dolu olursa kadının yolculuğu mutlulukla dolar. O yüzden bir kadın ile yolculuk yapmak isteyen, yani onun yoldaşı olmayı hedefleyen kişi onu mutlaka sevmelidir bir kadının sevgi ihtiyacı bir erkekten daha fazladır. Bu nedenle kadın erkeği duygusal sevgi ifadeleriyle bunaltsa bile erkek kızmak yerine anlayış göstermelidir. İşte bu da erkeğin yapacağı fedakarlıktır. Kadının duygusallığına göstereceği tolerans ve anlayış. Aksi halde erkek kadını ne kadar severse sevsin, kadın erkeğin onu sevmediğini düşünür ve pürüz aramaya başlar. Erkeğin kadının duygusallığını anlayış gösterememesi kadının pürüz arayışlarını çok farklı noktalara götürebilir. Kadın daha fazla sevilmek için erkeğe şirinlikler yapar ve eğer erkek bu şirinliklere sevgi dolu karşılıklar vermezse kadının gazabına uğrar. İşte erkeğin seçimi bu olacaktır. Ya şirinlik ya da tatsızlık. Dünya gezegeninde ne kadın erkeksiz ne de erkek kadınsız durabilir. O yüzden Kadın erkek ilişkisini keyifli bir yolculuğa dönüştürmek gerekir. Eğer erkek kadını sevdiğini hissettirirse kadın rahatlar. Aksi takdirde hırçınlaşır ve sorunlar çıkarmaya başlar. Bir erkek kadına sevgisini hissettirmemekte bir sorun görmez. Ama bir kadın için bu en büyük sorundur ve kadın bir kaşık suda fırtına çıkarır. Bir kaşık suda kopan fırtına tüm yolculuğu tehlikeye atar. O yüzden kadınıyla yaşam yolculuğu yapan erkek sevgisini esirgememeli ve yolcuyu sevgisiz bırakmamalıdır. Kadın ne kadar hata yaparsa yapsın, erkek onu cezalandırmak için sevgiden mahrum etmemelidir. Çünkü bir kadın için sevgi her şeydir, yaşam gücüdür ve yaşama amacıdır. Bir kadın her an sevgiyi vermeye ve almaya hazırdır. Çünkü en çok sevgiye önem verir. Kadın sevgidir ve sevgi aracıdır. O yüzden kadın asla sevdiklerini kırmak ve onlardan ayrılmak istemez. Bir kadın zor sever ama tam sever. Kadın duygusal bir varlık olduğu için önce kalbiyle sonra da kafasıyla sever. Eğer bir kadın hem kalbiyle hem de kafasıyla severse bu sevgiyi hiçbir şey söküp alamaz. İşte buna tam sevgi denir. Bununla birlikte eğer bir kadın birini sevmezse hiçbir şey onu sevmeye zorlayamaz. Bir erkek kadının kalbini kazanabilir ama eğer kafasını da kazanmamışsa terk edilmesi an meselesidir. Buna rağmen erkeğin sevgisizliği yüzünden sevgisini kaybeden ve artık sevmeyen ama yine de terk etmeyen kadınlar var. Neden acaba? Acıma duygusundan. Duygusal bir varlık olan kadın acıma duygusunu engelleyemez ve sevmediği halde bile terk edemez. Kadın konuşandır ve erkek de dinleyen olursa sırtları asla yere gelmez. Kadın ilgi görmek için duyulmak ister. Eğer bir kadın erkeğe gel konuşalım diyorsa aslında dur ve beni dinle diyordur. O yüzden kadın erkeğe konuşalım dediğinde erkek konuşmamalıdır. Tam tersi pür dikkat dinlemelidir. Konuşarak duygularını ifade etmek, sevdiği erkekle yaşadıklarını paylaşmak başardıklarını anlatmak vesaire kadın için çok önemli bir ihtiyaçtır. Eğer erkek kadının bu ihtiyacını karşılamazsa buna pişman olur. Bu nedenle kadının konuşma ihtiyacını karşılamak için erkeğin zaman ayırması ve onu dikkatlice dinlemesi gerekir. Kadını dinlemeyen erkek kadın dırdırına maruz kalır, işte erkek kadını dinlemezse telafisi dırdır olur. Bütün dikkatiyle kadını dinleyen erkek kadının kalbini kazanır. Yani kadının kalbini kazanmak için erkeğin kulağını feda etmesi gerekir. Dil olan kadına erkek kulak olursa uyum mutlaka sağlanır. Kulağını kadına vermeyen erkeği kadının dili zehirli bir yılan gibi sokar. Bunu istemeyen erkek kulağını kadına vermeye hazır olsun. Kadın kırılgan bir varlıktır. Bir kadını azarlamak kalbini kırmak demektir. Zeki erkek kadını gereksiz yere eleştirmez, her işine karışmaz ve boşuna cezalandırmaya çalışmaz. En iyi ceza affediştir. Eğer erkek sesini çıkarmadan affederse kadın özür diler. Çok konuşan kadın bunaltır, çok konuşan erkek ise saygınlığını yitirir. Her kadın bir can sahibidir. O canını sevdiği insana verebilir ya da onu sevenin canını alabilir. Bir erkek canını kadın için feda etmeye hazırsa Kadın da erkeğin canına can katar. Ama eğer erkek kadına canla başla davranmazsa kadın da erkeğin canından can alır. Bir kadın erkeğin hiç aklına gelmeyen şeylerden zevk alabilir ve neşelenebilir. Kadının eğlenceli bulduğu şeyleri erkek eğlenceli bulmayabilir. Eğer bir erkek kadının eğlenceli bulduğu şeyden keyif alamıyorsa o zaman da kadının neşeli olmasından zevk alabilir. Eğlenen kadından daha eğlenceli bir şey olamaz. Eğer kadının güldüğü şey erkeği güldürmüyorsa, kadının gülmesine gülsün. Çünkü gülen kadın herkesi güldürür. Eğer erkek gülen kadına katılıp onunla birlikte güler ve kadının neşesiyle neşelenirse yaşam yolculuğu da mutlulukla dolup taşar. Günümüzde çoğu erkek kadına nasıl davranacağını bilmemekte ve bilmek için de çabalamamaktadır erkeklere nasıl davranacağını bilen fazla kadın da yok. O yüzden kadın ile erkek birbirlerini sevmek yerine birbirleriyle kavga etmektedir. Kadın ile erkek yaptıkları hatalar yüzünden küserek birbirlerini cezalandırmaya çalışırsa sevgi akışı sekteye uğrar. Oysa kadın ile erkek şefkatle yaklaşıp birbirlerini affederlerse hayat yolculuğu da neşe içinde devam eder. Şimdi de varoluşsal bilgelik serisinin 6. kitabı olan erkek psikolojisinden belirli bölümleri okuyarak videomuza devam ediyoruz. Dünya gezegeninde erkek denen özne insan türüne ait canlı varlıktır. İnsan türünün erişkin eriline erkek denir. Erkek, sperma oluşturan ve dişiyi dölleyecek cinsten olan organizmadır genelde erkek terimi yetişkin bir eril bireyi kastederken, oğlan terimi eril bir çocuk veya ergen kişiyi tanımlar. Yani erkek ilk önce canlı varlıktır, sonra insandır, daha sonra erişkin erildir. Ama her şeyden önce şunu anlamak gerekir, maddi evrene oyunlar sergilemek için gelmiş ebedi ruhi varlık tercih ettiği oyuna göre ya erkek ya da kadın bedeni alır. Yani aslında erkek denen özne ebedi ruhi varlığın geçici olarak oynadığı bir roldür. Erkek bedeni ise ebedi ruhi varlığın geçici olarak kullandığı bir kostümdür. Bu nedenle erkek psikolojisini derinlemesine anlamak için erkek bedeninde olan ebedi ruhi varlıklar kendilerini erkek bedeniyle özdeşleştirmemelidirler ve erkek olduklarına inanmamalıdırlar. Bu kitabı okuyan erkekler bilmelidirler ki onlar aslında bir erkek değil, sadece geçici olarak erkek bedenini kullanan ebedi ruhi varlıklardır. Birey bu tür varoluşsal farkındalık geliştirince kendisine tarafsız olarak bakabilir ve illüzyondan kurtularak kendi psikolojisini anlayabilir. Erkek psikolojisini derinlemesine ve tarafsızca anlamak için Erkek bedeninde olan ebedi ruhi varlık aslında erkek olmadığını sadece geçici olarak erkek bedenini kullandığını bilmelidir. Bu kavrayışla kitabı okuyan birey erkek psikolojisinin gizemini çözecektir. Her insan bünyesinde eril ve dişil enerji akımları vardır. Eril enerji akımı baskın hale gelince insan erkeksi, dişil akım baskın olunca ise kadınsı olur. Bu açıdan her erkekte bastırılmış bir dişilik, her kadında ise bastırılmış bir erillik mevcuttur. Gerçek şu ki her insan erkek veya kadın olarak bir anlamda insan olmaktan eksilmektedir. İşte erkek kadın çatışmasının temelinde bu eksilme yatmaktadır. Peki çözüm nedir? Çözüm değişim sanatı sayesinde insan bünyesindeki insani eksilmeyi gidermektir. Bunun için İnsan bünyesindeki eril-dişil akımları bütünlük haline gelmelidir. Erkek beyninin biyolojik olarak sol yarı küresi daha gelişmiş olduğu için bir erkek analiz, muhakeme, mantık gibi rasyonel edimlere daha yatkındır. Fakat bir erkek değişim sanatı sayesinde ön beynini aktifleştirirse sol ve sağ beyin yarı küreleri arasındaki fark azalır. Bilimsel araştırmalar sol beyin yarı küresinin ben merkezli bir genetiğe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca erkeklerde genetiksel olarak sol beyin yarı küresi daha çok çalıştığı için erkekler kadınlara kıyasla daha ben merkezlidir. Bir erkekte beynin kontrol mekanizması bozulursa kişilik çöküşe uğrar. İstemsizce cinsel arzular ve yersiz sulu şakalar ortaya çıkar. Keza erkeğin ben merkezli olmasına seks merkezli olması eklenir ve erkek bencil bir seks robotuna dönüşür. Eğer bir erkek dünyevi zevkleri yaşam amacı olarak kabul ederse ben merkezci davranışlar sergiler ve beynin kimyasında oluşan değişiklikler yüzünden yalnızlık acıları çekmeye başlar. Yalnızlık acılarından kurtulmanın tek yolu yaşam amacını değiştirmektir. Bir erkeğin mutlu olması için dış dünyayı değil İç dünyayı değiştirmesi gerekir. Daha sonra sevdiği işi yapması gerekir. Erkek ya sevdiği işi yapacak ya da yaptığı işi sevecek. Aksi halde mutlu olmayacak. Bir erkek işini sevmezse sekse yönelir. Çünkü mutluluğu orada arar. İş kolik olmayan erkek ya alkolik olur ya da seks kolik olur. Sonuç olarak mutsuz olur çünkü seks tüketicidir. Bir erkek yaptığı işi sevmiyorsa hiçbir kadın onu mutlu edemez. O yüzden sevmediği bir iş yapan erkek mutlaka seveceği bir iş bulmalıdır. Erkek beyninin en iyi dostu değişimdir. Alışkanlıklar, klişe kalıplar ve hazır cevaplar beynin paslanmasına neden olur. O yüzden bir erkek değişim sanatını uygularsa hayatının her anına değişimi sokar ve beynini sürekli yeniler. Stres ile baş etme konusunda üç tür erkek var. Birinci tür erkeğe stres yakmaz diyoruz. O ben merkezci ve vurdum duymazdır. Bu türden erkek karşısındaki kişinin stresini aldırmaz ve stresinden etkilenmez. Her ne kadar başkasının stresinden etkilenmeyip strese girmemek iyi bir şey olsa da bu tür erkek eninde sonunda yalnız kalmaktadır. O kimseyi umursamadığı için kimse de onu umursamaz. Nihayetinde yalnızlık beynin erken yaşlanmasına neden olur. İkinci türden erkeğe stres çeker diyoruz. O tıpkı bir sünger gibi karşısındaki kişinin stresini içine çeker ve strese girer. Bu tür erkek başkalarına stresinden etkilenir ve morali bozulur. Stresli ortamlar onu yorar ve beyninin hızla yaşlanmasına neden olur. Üçüncü tür erkeğe stres yöneten diyoruz. O karşısındaki insanın stresini içine almaz, bunun yerine stresi yönetir ve stresli insanın stresini yatıştırır. Bu tarz kişilik stres konusunda idealdir. Stres karşısında katı olan erkek kırılmaya ve yıpranmaya mahkumdur. Oysa ki değişim sanatı aracılığıyla bir erkek strese karşı esneklik kazanabilir ve yıpranmadan stresi yönetebilir. Zihinsel esnekliğe sahip olan erkek duygusal pozitifliğe de sahip olacaktır. O zaman yanındaki insanlar rahatlayacak ve mutlu olacaktır. Bu tür erkek hem doğrularını savunur hem de yanlışlarını kabullenir. Her şeye karşı olan ve itiraz eden erkekler var. Onları seven kadınların işi çok zordur. Gerçi bu tür erkekler fazla sevilmez, sevilse de onlara fazla dayanılmaz. Peki onlarda eksik olan şey nedir? Kucaklayıcılık. Bu özelliği kazanmak için ise değişim şart. Bir erkeğin psikolojisi onun zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini belirler. Aslında erkek psikolojisi toplumun dayattığı kalıplar sayesinde oluşur. Çünkü toplum nezdinde erkek olmanın belirli nitelikleri var. Yani her ne kadar komik olsa da bir kişinin erkek olup olmamasına maalesef toplum karar verir. Günümüzün toplumuna göre bir erkek mutlaka güçlü olmalı, her zaman gücünü sergilemeli, dik durmalı, ağlayıp sızlanmamalı, tüm zorlukların üstesinden gelmeli, atlattığı zorlukları anlatmamalı, mutlaka evlenmeli, evini geçindirmeli, eşini korumalı, çocuklarına iyi bakmalı, onları büyütmeli ve adam etmelidir. Bütün bunları yapan erkek övülür, yapmayana ise sövülür. Bunlara ters düşen eylemlerde bulunan erkek ayıplanır ve cehenneme gider. Toplum bu konuda kararlıdır ve yargısı kesindir. Çizgiyi aşan dışlanmaktadır. Erkek psikolojisi her zaman kadın psikolojisinden farklı biçimlerde kendini gösterir. Bu iki psikolojinin işleyişi farklıdır. Erkek ve kadın ilişkilerinde eril ve dişil fonksiyonlarının esasla değişmeyen özellikleri var ama ara sıra bu fonksiyonlar yüz değiştirebilir. Bu kitapta erkek psikolojisinin nasıl işlediği derinlemesine incelenmektedir. İkili ilişkilerde özellikle erkeklerin psikolojik açısı kadınlar tarafından anlaşılmıyor ve ilişkiyi zora sokuyor. O yüzden bu kitapta erkek psikolojisi tüm çıplaklığıyla masaya yatırılmaktadır. Bu kitapta erkek psikolojisi her yönüyle ele alınmaktadır. Çocukluk, ergenlik, flört Evlilik, babalık, yaşlılık dönemlerinde erkek psikolojisinin çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Ama bu konuda en çok merak edilen kadınlarla iletişimdeyken meydana gelen erkek psikolojisidir. Erkek psikolojisine dair merak edilen bütün konuların özü burada sunulmaktadır. Aslında çoğu erkek kadından ne istediğini gerçekten de bilmez ve bir robot gibi davranır. Çünkü içgüdülerinin ve onların neden olduğu duygularının farkında değildir. Bir erkek cinsel dürtü sonucu cinsel ihtiyaç hisseder ve bu ihtiyacı karşılamak için bir kadın arar. Kadını bulunca duygular devreye girer çünkü beğendiği bir kadına çekilmiştir. Sonrasında erkek hoşlandığı kadından istediğini almak için kendini kadına beğendirmeye çalışır. Kadının ilgisini çekmek için romantik davranır ve sevdiğini söyler ama içten içe kadından sevgi bekler ve onun kendisine bağlanmasını ister. Yani erkekteki söz konusu sevgi duygusu aslında psikolojik bir ihtiyacın dışa vurumudur. O yüzden bu ihtiyaç karşılanınca söz konusu duygu kaybolur. Erkek görünürde büyük bir aşkla kadını arzular ve onunla beraber olmak ister. Ama beraber olunca söz konusu aşk söner ve neredeyse kaybolur çünkü ihtiyaç karşılanmıştır. Fakat bir süre sonra ihtiyaç tekrar ortaya çıkınca aşk alevlenir ve erkek kadının peşine düşer ve tekrar aşktan bahseder. Çünkü beraber olmak ister. Erkek kadına seni seviyorum der ama aslında cinselliği sever. Bir erkeğin ilişki içinde davranışlarının ana nedeni temel içgüdüdür. Bugüne kadar erkek psikolojisi konusunda yazılanlar yeterli değildir. İşte bu kitap oluşmuş boşluğu dolduracak ve erkek psikolojisinin bilinmeyen yönlerine ışık tutacaktır. Genelde erkek duygularını ifade etmediği için onun hissettikleri dışa vurulmuyor. O yüzden erkeğin duygusal dinamikleri neredeyse bilinmiyor. Erkek ile kadın ilişkisinde roller eril ve dişil psikolojisine dayandığından ötürü farklıdır. İlişkilerde erkek aktif, isteyen, harekete geçendir. Kadın ise pasif İstenen bekleyendir. İlişki modeli böyleyken aktif olanın duygularının anlaşılmasına gerek yokmuş gibi varsayılıyor. İstenen daha önemli olduğu için hep onun duyguları ön plana çıkarıldı ve incelendi. Oysaki erkeğin duygularını da anlamak çok önemlidir. Ayrıca erkek duygularını ortaya dökmediği için kadın ona duygusuzluk damgası vuruyor. Erkek ve kadın psikolojisi derinlemesine incelendikten sonra erkeğin de kadın kadar anlaşılmadığı ortaya çıktı. Bir erkek rasyonel olduğunda duygularını değil isteklerini ifade ettiği için kadın onu bencil ve beklentili biri olarak görmektedir. Sonuç olarak erkek hakkında gerçekçi olmayan bir yargı ortaya çıkmaktadır. Bir erkek yürüttüğü ilişkide tam da farkında olmadan anlaşılmak istiyor ve anlaşılınca mutlu, anlaşılmayınca ise mutsuz oluyor. Farkındalıksız olan anlaşılma beklentisi karşılanmayınca yaşanan mutsuzluğunda nedeni fark edilmiyor. Hissettiği duyguları bir erkek zayıflık olarak gördüğü için dillendirmez. Tam da çözemediği duygularını dile getirmek yerine erkek istediklerini öne sürer. Karşı tarafa kurallarını, taleplerini ve beklentilerini bildirir ama duygularından söz etmez. O yüzden karşı tarafın bildikleri erkeğin duyguları değil, istekleridir. Aslında erkek anlaşılmayı değil, beklentilerinin karşılanmasını ister. Oysa ki beklentiler karşılanınca erkek bunun peşinde olmadığını anlar, çünkü tatmin olmaz. Bir erkek neyin onu mutlu edeceğini tam da bilemez. Çünkü tek bildiği şey ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhtiyaçlar karşılanınca erkek mesuttur ama bu mutluluk denen şey değildir. Sadece geçici bir hoşnutluktur. Mutluluğu tam da bilmese de mutsuzluğu çok iyi biliyor erkek. O yüzden onu mutsuz eden şeylerden kaçınmaya çalışıyor ve başarınca hoşnut oluyor. İşte bir erkeğin mutluluk dediği şey bu hoşnutluk hissidir. Çünkü gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmiyor. Bir erkeğin önceliği sevmek değil, sevilmektir. O sevgi dilenir ve bu nedenle hep hayal kırıklığına uğrar. Şayet bir gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, diğer düğmeler de yanlış iliklenir. Gömlek kötü durur ama elden bir şey gelmez. Tek çözüm tüm işlemi geri sarmak ve düğmeleri doğru iliklemek. Tıpkı bunun gibi eğer bir erkek hayal kırıklığına uğramak istemiyorsa sevgi dilenmek, beklemek yerine koşulsuzca sevgi vermelidir. O zaman erkek sevilir ve mutlu olur. Şimdi de Varoluşsal Bilgelik serisinden Çocuk Psikolojisi kitabıyla devam ediyoruz. Dünya gezegeninde çocuk denen özne insan türüne ait canlı varlıktır. Bebeklik ve ergenlik dönemi arasındaki insana çocuk denir. Çocuk ilk önce canlı varlıktır, sonra insandır. Ama her şeyden önce şunu anlamak gerekir. Maddi evrene oyunlar sergilemek için gelmiş ebedi ruhi varlık çeşitli oyunlar sergilemek için bir çocuk bedeni almak zorundadır. Kısacası aslında çocuk denen özne ebedi ruhi varlığın geçici olarak oynadığı bir roldür. Çocuk bedeni ise ebedi ruhi varlığın geçici olarak kullandığı bir kostümdür. Bu nedenle çocuk psikolojisini derinlemesine anlamak için çocuk bedeninde olan ebedi ruhi varlıklar kendilerini çocuk bedeniyle özdeşleştirmemeli ve çocuk olduklarına inanmamalıdırlar. Bu kitabı okuyan çocuklar bilmelidir ki onlar aslında birer çocuk değil, sadece geçici olarak çocuk bedeni kullanan ebedi ruhi varlıklardır. Birey bu tür varoluşsal farkındalık geliştirdiğinde kendisine tarafsız olarak bakabilir ve illüzyondan kurtularak kendi psikolojisini anlayabilir. Çocuk psikolojisini derinlemesine ve tarafsızca anlamak için çocuk bedeninde olan ebedi ruhi varlık aslında çocuk olmadığını sadece çocuk bedenini geçici olarak kullandığını bilmelidir. Bu kavrayışla kitabı okuyan birey çocuk psikolojisinin gizemini çözecektir. Genelde konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldığında bebeklik biter ve çocukluk başlar. Cinsel gelişim başladığında ise çocukluk biter ve ergenlik başlar. Bu arada Birleşmiş Milletler Örgütü'ne göre 0 ila 18 yaş arasındaki kişiler çocuk sayılırlar. Genelde ilk çocukluk döneminde çocuğa daha çok özgürlük tanınır. Çocuk istediği tarzda konuşabilir, giyinebilir, yiyebilir, uyuyabilir, oyunlar oynayabilir ve arkadaş seçebilir. Oysaki ergenlik döneminde asıl karar verme merci çocuğun kendisi olması gerekirken ebeveynler her şeye müdahale eder. O yüzden bu dönemde ergen asileşir ve ebeveynleriyle tartışmaya başlar bazen de evden kaçar. Neden acaba? Çünkü ilk çocukluk döneminde özgür olmaya alışmış çocuk ergenlik döneminde kısıtlanır. Daha önce çocuğa sen büyüdün artık kendin karar verebilirsin diyen ebeveynler çocuğun meslek veya arkadaş seçimine müdahale eder ve özgüvenini zedeler. Oysaki meslek seçimi konusunda sorumluluk %100 kişide olmalıdır. Çünkü meslek hayat belirleyici bir unsurdur. Ebeveynler ilk çocukluk döneminde çocuğa nerede durması gerektiğini gösteremedikleri için ergenlik dönemindeki müdahale ilişkileri sarsar ve ergene travmatik deneyimler yaşatır. Bu durum ergenin asileşmesine ve karşı koymasına neden olur. Şayet ebeveyn çocuğa güvenirse çocuk da kendine güvenmeyi öğrenir. Çocuğa yaşına uygun sorumluluk verilmelidir ki çocuğun hata yapma fırsatı da olsun. O zaman çocuk hata yapmaktan korkmaz ve hatalarından ders çıkarmayı öğrenir. Eğer çocuğa hata yapma korkusu dayatılırsa çocuk sorumluluk almaktan kaçınır, özgüven ve farkındalık kazanamaz. Hata yapmak bir gelişim ve eğitim aracıdır. Çocuk hata yapmaktan korkmamalı ve farkındalığını geliştirerek Aynı hatayı bir daha yapmamayı öğrenmelidir. Çocukluk herkesin yaşadığı ama yaşarken pek de öneminin farkında olmadığı bir dönemdir. Birçok insan yetişkin olduktan sonra çocukluğunu gözden geçirirken keşke şunu şöyle yapsaydım der. Ama artık hiçbir şey değiştirilemez. Oysaki kişi şunu şöyle yapsaydı tüm hayatı değişirdi. Belki de o zaman çocukluğunu hatırlarken Keşke şunu şöyle yapsaydım dediği opsiyon tam da değiştirmek istediği durum olurdu. Gerçek şu ki herkes ektiğini biçer ve kişi çocukluğuna dönebilse bile aynı şeyleri tekrar yapardı çünkü bir yetişkin farkındalığına sahip olmazdı. Yani bir çocuk çocuklukta yaptığı şeylerin bütün hayatını etkileyeceğinin farkında değildir ve bunu fazla umursamaz bile. Çocuk sadece yetişkin olunca çocukluğunu hatırlarken keşke 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 der. Ondan önce değil. İşte bütün bu keşkeler çocuklukta yapılan seçimlerin ve icra edilen eylemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çocuk bir öznedir ve bu özne kimileri için gelecek sigortası, kimileri için eğlence aracı, kimileri için nesillerin devamı kimileri için evin direği, kimileri için ucuz işçi, kimileri için gelecekteki bir oy, kimileri için yasa dışı işlerde bir alet, kimileri için siyasi bir araç, kimileri için ise savaşlarda kurban edilecek bir asker vesaire. Yani çocuk bir iş beceremez ama büyük bir potansiyele sahiptir. Ve çıkarcı küresel toplumda herkes çocuktan yararlanmaya çalışır. Peki çocuk ne yapmaya çalışır? Çocuk sadece oyun oynamaya çalışır çünkü çocuğun içindeki ebedi ruhi varlık varoluşsal bir oyuncudur. Bir çocuk duyarlı, kırılgan, masum, bağımlı ve çaresiz bir varlıktır. Yani adı üstünde sadece bir çocuktur. Aslında bir çocuğu tanımak bir insanı tanımaktır ama kimse bunun farkında değildir. Çocukluk yıllarında yaşanan olaylar ve edinilen tecrübeler insanın yetişkinken yaşantısını derinden etkilemektedir. Günümüzün küresel toplumunda çocukluk dönemleri ellerinden çalınmış birçok insan var. Peki bu insanlar için ne yapılabilir? Dünyasal düzeyde hiçbir şey yapılamaz. Fakat varoluşsal düzeyde bu insanlar tekamül ederek ikinci çocukluk fenomenini yaşayabilir. Onlardan çalınmış olan birinci çocukluk dönemi, tekamül sayesinde yaşanan ikinci çocukluk fenomeni aracılığıyla telafi edilebilir. Bir insan tekamül sayesinde ebedi özüne merkezlenerek içindeki çocuğu keşfedebilir ve kaybettiği masumiyeti, saflığı, sevecenliği tekrar kazanabilir. İşte insanın çocukken sahip olduğu masumiyetinin tekrar kazanılmasına ikinci çocukluk diyoruz. Dünya nüfusunun yarısı çocuktur. Küresel toplumda bir türlü çözülemeyen çocuk sorunu var. Çocuk istismarı ve ihmali hat safhadadır. Aile fertleri bile çocuğa şiddet uygulamakta, onun ihtiyaçlarını ihmal etmekte ve onu istismara uğratmaktadır. Bitkiler doğada çiçek açar fakat çocuk doğada değil, aile içinde çiçek açar çünkü özel bakıma ihtiyacı vardır. O yüzden çocuk doğal değil, sosyal ve toplumsal bir inşadır. Bir çocuğun yapılanması toplum içinde gerçekleşir. Çocuk bir nesne değil, bir özne olduğu için çocuk sosyolojisi çocuğu bir birey olarak ele alır çünkü çocuk kimsenin malı değildir. Oysaki ki çoğu ebeveyn çocuğuna malı gibi davranır ve çocuk haklarını çiğner. Çoğu anne babanın çocuk haklarından haberi bile yok. Günümüzde endüstrileşme, kentleşme, çatışma, küreselleşme ve benzeri süreçlerle birlikte çocuklarla ilgili artan sayıda sosyal sorun meydana gelir. Savaşlar göçe neden olur ve çocuklar yaşamlarında binbir zorlukla yüzleşir. Çocukluk hem bireysel, hem toplumsal hem de evrensel bir deneyimdir. Her toplumun varlığını sürdürebilmek için çocuklara çocukların da hayatta kalmak için topluma ihtiyacı vardır. Bir toplum çocukları ne kadar iyi yetiştirirse toplumun geleceği de o kadar parlak olur. Bu nedenle toplumun çocukları koruması gerekir. Ama toplumda çocukları suistimal eden kişiler olur. Bu durum toplumsal ile kişisel olanın çatışmalarına sebep olur. Toplum ayakta kalmak için çocukları korumakta, kişiler ise hayatta kalmak için çocukları kullanmaktadır. Ailesini geçindirmek için çocuklarını satan anne babalar var. Bundan daha büyük çocuk istismarı olamaz. Toplum bunu önlemek için ne yapıyor? Hiçbir şey. Toplumun tek yaptığı şey çocuklara baskı uygulamak. Çünkü toplumun çocukların nasıl bireyler olmaları gerektiğine dair görüşleri ve geleceğine dönük kendine has vizyonu vardır. Toplumun kendi geleceğiyle ilgili görüşleri çocukların kendi geleceğine ilişkin görüşleriyle hep çatışmaktadır. Toplumun çocuklara, çocukların ise topluma ihtiyacı var. Ama görüş farklılığı yüzünden toplum ile çocuklar arasındaki çatışma bitmez. Peki çözüm nedir? Çözüm, tekamül sayesinde herkesin evrensel bir vizyona sahip olmasıdır. Herkes bir çocukluk yaşamış ve bu nedenle çocukluğun ne olduğuna ve neye benzemesi gerektiğine dair bir görüşe sahiptir. Buna rağmen her yetişkin kendisine çocukken yapılmasından hoşlanmadığı şeyleri çevresindeki çocuklara yapar. Peki bunun açıklaması nedir? Bencillik. Çocukken dövülmekten nefret eden kişi yetişkin olunca kendi çocuklarını döver. Neden acaba? Koşullanmadan Çocukken dövülen kişinin bilinçaltı zihni çocuklara şiddet uygulamaya koşullanmıştır. Yeryüzündeki bütün canlılar arasında insan evladı bebeklik dönemi en uzun sürendir. Bu süre içinde bebeğin gelişmesi çevresiyle etkileşime bağlıdır. Bebek aile üyeleriyle olan ilişkilerinde toplumsal kontrolden ve ona uyum sağlamaktan haberdar olur. Çocukluk varoluşa ve doğaya en yakın yaşam evresi olduğu için küçük çocuk çevre tarafından şartlandırılmadan önce sahip olduğu ebedi ruhi varlığın özelliklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aslında çocuk bir çiçektir ama doğadaki vahşi bir çiçek değil. Sera özel bakıma ihtiyacı olan evcil bir çiçektir. Sera olsa da çiçek kendiliğinden açar. İşte tıpkı bunun gibi çocukluktaki doğallık, kendiliğindenlik, saflık, sevinç, yaratıcılık vesaire ebedi öz doğasının yankılarıdır. Günümüzün çıkarcı eğitimi çocuğun doğal ve organik gelişimini bozmaktadır. Çocuğu hırslı yapan eğitim aslında doğadan uzaklaşma ve eksilme sürecidir. Çocuğun bu süreçte aldığı travmalar yetişkin olunca çeşitli kusurlara neden olmaktadır. Bazıları bebek zihninin boş bir sayfa olduğunu iddia etmektedir. Bu gerçek dışı bir varsayımdır. Ebedi varlık anne rahminde bebek bedenini oluştururken önceki yaşamlardan getirdiği zihinsel alana sahiptir. O yüzden her bebeğin farklı huyları vardır. Bu gerçeğin tek bir açıklaması var. Bebek bedenindeki ebedi ruhi varlığın önceki yaşamlardan getirdiği zihinsel alan belirli bir huyun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. O yüzden bir bebek dışarıdan dayatılmış hiçbir bilgiye sahip olmasa bile ebeveynlerin sunduğu bazı şeyleri kabul eder, bazılarını ise reddeder. Bebeğin sergilediği huy, önceki yaşamlarda edinilmiş deneyimlere dayanmaktadır. Fakat çocuğun çaresizliğinden yararlanarak çocuğa zorla dayatılanlardan tabii ki çevredeki yetişkinler sorumludur. Yine de yetişkinler ne yaparlarsa yapsınlar tıpkı çocuğun ebedi varlık özelliğini değiştiremedikleri gibi çocuğun temel huylarını da değiştiremezler. Çocuğu anlamaktaki büyük engellerden biri de çocuğa yetersiz ve gerçekçi olmayan varlık etiketinin yapıştırılmasıdır. Bu arada çocuklara bu etiketi yapıştıran yetişkinler kendilerini yeterli ve gerçekçi olarak görmektedir. Böyle bir yetişkinin çocuğu gerçekten de anlaması imkansızdır. Bu etiket yüzünden çocuklar sosyal yaşama henüz hazır olmadan zoraki eğitime maruz kalmaktadır. Bu zoraki eğitim çocukların kolunu kanadını kırmakta ve yaratıcılığını sekteye uğratmaktadır. Çocuk denen canlı varlığı daha iyi anlamak için çocukları bir sosyal grup, çocukluğu da bir sosyal fenomen olarak ele almak gerekir. Çocukluğu sosyolojik hale getirmek için çocukları bir obje olarak görmemek, yani nesnelleştirmemek şarttır. Bu kitapta insanlığa yeni çocuk paradigması sunulmaktadır. Yeni çocuk yetişkinlerin çıkarlarından bağımsız olarak kendi yaratıcılığını kullanarak gelişecektir. Yeni çocuk sosyal hayatını ve çevresini kendi belirleyecektir. Şimdi de Varoluşsal Bilgelik serisinin 8. kitabı olan Suçluluk Psikolojisi adlı eserin içerisinden belirli bölümler okuyarak devam ediyoruz. Suçluluk nedir? Suçluluk, bireyin benimsediği kanunlara, kurallara veya prensiplere aykırı davrandığına inanması yüzünden meydana gelen duygusal tepkidir. Suçluluk tamamen öznel bir duygudur ve çoğu zaman pişmanlık duygusuna neden olmaktadır. Suçluluk duygusu dayatılmış ahlak ilkeleri ve inançlarla ilgilidir. Bu duygu anksiyete ve depresyona neden olabilir. Suçluluk bir insanın bilerek veya bilmeyerek yanlış olduğuna inandığı bir şey yaptıktan sonra hissettiği duygudur. Suçluluk duygusu çocuğa çevre tarafından dayatılan normlar çerçevesinde gelişmiş olan bir nevi alarm mekanizması işlevi görür. İnsan psikolojisinde oluşmuş olan bu uyarı sistemi yanlış olarak dayatılmış bir şeyin yapılmasıyla kişiyi kötü hissettirmekte, eylemin sonuçları hakkında düşünmeyi sağlamakta ve sonuçların etkilerinden fikir edinmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca suçluluk duygusu doğru olmadığına inandırılmış bir şey yapıldığında eylem üzerinde düşünüp incelemeyi ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri almayı sağlamaktadır. Keza suçluluk duygusu hata olarak dayatılmış kavramın çevresinde oluşmaktadır. Suçluluk duygusu yüzünden zevkler zehre dönüşebilir. Bu duygu yüzünden kişi kendisinin bazı deneyimleri yaşamaya hakkı olmadığını düşünebilir. Neticede insan bilerek veya bilmeyerek kendini bir şeylerden yoksun bırakabilir ve hayatını sıkıcı hale getirebilir. Suçluluk duygusu kişinin özgüvenini çökerterek diğerlerinin daha iyi olduğunu düşünmeye ve bireyi başkalarından geri kalanlarla yetinmeye mahkum edebilir. Aslında kişi özgüven eksikliği yüzünden özverili davranır oysaki özverili değildir. Neticede kişi başkalarının ona haksızlık yaptığını düşünmeye başlar ve acı çeker. Şayet insan çocuklukta kısıtlanmış, kendisini ifade edememiş ve ailede kendini fazlalık gibi hissetmişse suçluluk duygusu yaşayacaktır. Eğer bir insan kendisi için bir şey yapmaya kalkışınca suçluluk hissediyorsa bu suçluluk duygusunun kişi üzerinde şiddetli etkilerinin oluştuğunun göstergesidir aslında kişinin bilinçaltında kendini cezalandırma isteği vardır o yüzden birey kendine iyilik yapmak için harekete geçtiğinde suçluluk hisseder çünkü bilinçaltındaki kendini cezalandırma isteği suçluluk duygusunu bir fren gibi kullanır zira kişi bilinçaltını kendini cezalandırmaya koşullandırmıştır peki neden bir insan suçluluk hisseder koşullanmalar yüzünden ta çocukluktan beri kullanılan ödül ceza sistemi yüzünden çocuk cezalandırılınca suçlu hisseder ve sonuç olarak çocuğun psikolojik yapısında suçluluk kompleksi oluşur. Günümüzde herkes suçlu hissediyor. İnsanlar suçluluk kompleksi yüzünden çeşitli psikolojik hallere giriyor. Suçluluk içinde yaşıyor ve yaşamın tadını çıkaramıyor. Zira suçluluk duygusu herkesin içine yerleşmiştir. Suçluluk psikolojisi mükemmel olma arzusundan da kaynaklanabilir. Şayet bir insan bir konuda mükemmel olmak istiyorsa bu konudaki yetersizliklerinin etrafında suçluluk duygusu şekillenir. Bir insan iyi öğrenci, iyi evlat, iyi ebeveyn, iyi çalışan, layık, haklı, değerli vesaire olamadığında kendini suçlu hisseder. Suçluluk duygusu mekanizması altı durumda devreye girer. Birincisi, kişi yasaklanmış bir eylemi icra ettiğinde suçlu hisseder. İkincisi, kişi verilmiş bir görevi eksik yerine getirdiğinde suçluluk duyar. Üçüncüsü, kişi bir hata yaptığında suçluluk hissi ortaya çıkar. Dördüncüsü, kişi yaptıklarının neticesinde istenmeyen sonuçlara vardığında suçluluk hisseder. Beşincisi, kişi bilerek veya bilmeyerek başka birisine zarar verdiğinde suçluluk duyar. Altıncısı, kişi başkasını üzdüğünde, mutsuz ettiğinde, acı çektirdiğinde, rahatsız ettiğinde, onun keyfini kaçırdığında, moralini bozduğunda vesaire suçluluk duygusuna kapılır. Çocuklukta benlik yapısı şekillenirken suçluluk duygusu oluşmaya başlar ve bünyenin bir parçası olur. Suçluluk duygusu Ebeveynlerin taleplerini yerine getirmemekten ve sonuç olarak onlar tarafından eleştirilmekten, yargılanmaktan ve cezalandırılmaktan kaynaklanır. Bir çocuğun bütün bunlara boyun eğmekten başka hiçbir seçeneği yoktur. Yani çocuk ne yaparsa yapsın onda dayatmalar sonucu suçluluk duygusu oluşmaktadır. Bir çocuk sürekli olarak ebeveynlerinin veya onu yetiştirenlerin taleplerine yanıt vermek zorundadır bu yanıtlar kusurlu olduğunda eleştiriler ve cezalar devreye giriyor yani yetişkinler bilinçli olarak çocuğu suçlu hissettirmeye çalışıyor ve bunu onu kontrol etmek için kullanıyor kısacası yetişkinler bir çocuk kontrol mekanizması oluşturuyor çünkü suçlu hisseden kişi siner ve direncini kaybeder bu durumda onu kontrol etmek ve köleleştirmek daha kolaydır yani asırlardır yetişkinler çocukları bilerek suçlu hissettiriyor ve onlarda da suçluluk kompleksi oluşturuyor. Neden acaba? Birincisi kontrol etmek için, ikincisi aynı muameleyi kendi ebeveynlerinden gördükleri için. Bu nedenle yüzyıllardır tüm insanlık suçluluk kompleksi ile sakatlanmış ve insanların psikolojileri hasar görmüştür. Ayrıca çocuğa verilen her komutun yanında bir de değer yargısı da dayatılıyor. Mesela yemek yerken ağız şapırdatılmamalı, dirsekler masaya koyulmamalı, ellerle değil çatalla yenmeli, çorba için doğru kaşık kullanılmalı vesaire. İşte günümüzde herkesin mustarip olduğu suçluluk kompleksi bu iki unsurdan kaynaklanır. Verilen komutlar ve dayatılan değer yargıları. Talepler kusursuz yerine getirilse bile psikolojisi bozuk yetişkin mutlaka bir kusur bulur. Bir insanın zihnine dayatılmış idealler yerleştirildikten sonra kişi kendisiyle ilgili beklentiler oluşturur. O zaman birey kendisinden beklediği performansın altında kaldığını hissettiğinde gösterdiği çabaları sorgulamaya başlar. Bu sorgulamanın sonucu her zaman suçluluk duygusudur çünkü kişi beklenen mükemmelliğin altında kalır ve acı çeker. Yani aslında ta çocukluktan beri çevrenin baskısıyla oluşmuş suçluluk kompleksi bir işkence etme mekanizmasıdır. Günümüzde küresel toplumda işkence etmek bir suçtur ve cezalandırılır. O yüzden kurnaz insanlar bu suçu işlememek için çocuğun içine işkence etme mekanizmasını yerleştirirler. Bu mekanizmanın öteki adı suçluluk kompleksidir. Suçluluk duygusunun psikolojik işlevi insanları köleleştirmektir. Herkes içgüdülere ve dürtülere sahiptir ve doğal olarak insan denen canlı varlık bu dürtüleri doyurmaya çalışmaktadır. Bu arada insan toplumsal bir canlıdır ve toplum şeklinde yaşayan insanlar sosyal ve kültürel yapılar oluşturmuştur. Her insan bu yapılarla uyumlu olmalıdır, aksi halde toplumda yaşayamaz. Toplum onu ya dışlar ya da cezalandırır. İşte bir insanın sosyal yapıda hayatını sürdürebilmesi için bireyin dürtüsel doyumu toplumun beklentileriyle uyumlu olmalıdır. Bunun için doğal dürtüler sınırlandırılmalıdır ki kişi kültürel ve sosyal bir varlık haline gelsin. Yani yeni doğmuş bebek kültürel ve sosyal bir varlık değildir. O doğal bir canlı varlıktır. İşte doğal olanı yapay olana dönüştürmek için suçluluk duygusu oluşturulmaktadır. Doğal bir varlık olan bebeği kültürel ve sosyal varlığa dönüştürmek için toplum onda dayatmalar ve ödül ile ceza sistemi sayesinde suçluluk kompleksi oluşturmakta ve suçluluk duygusu aracılığıyla da dürtüsel doyumunu sınırlandırmaktadır. Kısacası çocuk suçluluk kompleksi zindanına atılmakta ve orada suçluluk duygusu aracılığıyla sürekli işkence görmektedir. Bu psikolojik işkencenin amacı çocuğu sosyal bir yaratığa dönüştürerek köleleştirmektir bir çocukta suçluluk duygusu oluşunca kaygı duygusu da ortaya çıkar zira suçluluk duymak çocuğu kaygılandırır acaba cezalandırılacak mıyım bu nedenle bir çocuk ebeveyninin emrine uymadığı zaman önce suçluluk hisseder sonra da kaygılanır İnsan türünün hayatta kalması için toplumsal yapıya ihtiyaç vardır. İnsanların toplum içinde uyumlu olması için doğal dürtüler kontrol edilmelidir. Aslında insanlar tekamül ederek bu dürtüleri mükemmel şekilde kontrol edebilir. Fakat tekamül etmeyen toplumda doğal dürtülerin kontrolü için insanlarda suçluluk duygusu oluşturulmaktadır. Böylece suçluluk duygusunun sosyopsikolojik işlevi toplumdaki insanları kontrol altında tutmaktır. Suçluluk psikolojisinin etkisinden çıkmanın tek yolu ise değişim sanatıdır. Suçluluk duygusunu gidermek ve suçluluk kompleksinden kurtulmak için değişim teknikleri her gün uygulanmalıdır. Yalnızca düzenli uygulamalar sayesinde insan suçluluk duygusundan tamamen özgürleşebilir. Suçluluk psikolojisinin etkisi altında olan insan, başkaları ona istemediği bir şey yaptırmaya çalıştığında hayır diyemez. Çünkü hayır deyince suçluluk hisseder. Ayrıca kişi bir hata yaptığında kendini affedemez ve suçluluk duygusundan dolayı acı çeker. Herkesin kişilik yapılanmasının temelleri çocukluk yıllarında atılır. İşte bu yıllarda suçluluk duygusu ve kompleksi oluşur. Hayatta kalmaya çalışan çocuk çevresine tutunur ve çocuğun çaresizliğinden yararlanan çevre ona suçluluk duygusunu dayatır. Çevre çocuğu sınırlandırmaya çalışır ve bunun için suçluluk duygusunu kullanır. Çevre çocuğun eylemlerini istediği sonuçlara yönlendirir. Çocuğu kontrol etmek için çevre suçlayıcı tepkiler verir ve onun kendisini suçlu hissetmesini sağlar. Aslında yetişkinler çocuğun kendisini suçlu hissetmesini bir kontrol mekanizması olarak kullanır. Bazen çocuğun hiçbir suçu olmasa da çocuk suçlanır ve cezalandırılır. Bu durum çocukta her ne yaparsan yap suçlanacaksın psikolojisinin oluşmasına neden olur. Bu tür psikoloji sonucu çocuk yasaklanan şeyleri kasten yapar ve suçlanmak ister. Çünkü bunun yetişkinlerin hoşuna gittiğini düşünür. Aslında yetişkinler çocuğu suçlayarak egolarını tatmin eder. Çocukluk döneminde gerçekleşen travmatik yaşantılar sonucu çocuk kendisiyle ilgili olmayan durumlarda dahi kendini suçlar ve suçluluk duygusundan acı çeker. Mesela ebeveynlerin kavgaları, başarısızlığı, geçirdiği kazalar, boşanması vesaire çocukta suçluluk duygusuna neden olur. Genelde suçluluk duygusu insan psikolojisini bozar, acı çektirir ve zarar verir. Ama bazı durumlarda küçük dozlarda suçluluk yararlı olabilir. Yoğun bir şekilde yaşanan suçluluk duygusu ise zararlıdır. Suçluluk duygusal sıkıntı sinyalleri şeklinde ortaya çıkar. Kişi duygusal sıkıntı yaşar ama nedenini tam da bilmez. İşte suçluluk duygusunun bu tür sinsi bir tarafı da vardır. Bire yalnızca farkındalığını yükselterek yaşadığı duygusal sıkıntının suçluluk hissinden kaynaklandığını kavrayabilir. Bir insanın eylemlerinin veya eylemsizliğinin başkalarına zarar vermesi ya da verme ihtimali suçluluk duygusuna neden olabilir. Günlük yaşamda suçluluk duygusu küçük patlamalarla ortaya çıkar ve acı çektirir. Genelde herkes gün içinde birkaç kere suçluluk duygusu yaşar fakat çoğu zaman insan bunun farkında bile olmaz. İnsan yoğun bir şekilde suçluluk hissettiğinde Zihinsel ve düşünsel fonksiyonlar engellenir, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, odaklanma gücü önemli ölçüde düşer. Suçluluk duygusu genellikle ev, okul, iş yaşantılarını alt üst eder ama küçük dozlarda hissediliyorsa ilişkileri koruyabilir. Öncelikle suçluluk duygusu kişiler arası ilişkiler sonucu ortaya çıkar ve bu nedenle kişiler arası ilişkileri sürdürmekte yardımcı olabilir. Örneğin kişi sevdiği insanı üzdüğünde suçluluk duyar ve acı çeker. Çekilen bu acıların sonucunda kişi sevdiği insandan özür diler ve onu bir daha üzmemeye çalışır. O yüzden psikolojide suçluluk prososyal bir duygu olarak kabul edilmiştir. İnsan uygun eylemi icra edene kadar suçluluk duygusu bireyi dürtükler ve unutmamasını sağlar. Suçluluk bu durumda rahatsız edici bir duygu olsa da ilişkilerin olumlu yönde yürümesini sağlamaktadır. Suçluluk duygusu yaşama sevincini sekteye uğratabilir. Kişi suçluluk duygusu yükü altında ezilirken isteksiz, hoşnutsuz ve tatminsiz hale gelir. Hiçbir şey onu neşelendirmez, doğum gününü bile kutlamak istemez. Çözülmemiş suçluluk duygusu İnsan psikolojisine zarar verir. Zira kişi zarar verici suçluluk duygusu patlamaları yüzünden dikkatini toparlayamaz, işine odaklanamaz, sorumluluklarını icra edemez ve sorunlarına etkili çözümler bulamaz. Kişi suçluluk duygusuna neden olan insanlardan ve mekanlardan kaçınır. Zira o insanlar ve mekanlar suçluluk duygusuna neden olan olayları hatırlatır ve suçluluk duygusunun neden olduğu acılar tekrar ortaya çıkar suçluluk duymaya eğilimli insanlar başkalarına acı çektirmemiş olsalar dahi acı çektirdiklerine inanır ve daha fazla acı çeker. Bu durumda suçluluk duygusu bitmeyen acılar yüküne dönüşür. Suçlu hisseden insan kendini cezalandırmaya meyilli olur. Bu cezalandırma çeşitli şekillerde olabilir. Kişi kendini keser, yakar, af diler, itiraf eder, pahalı hediyeler alır, intihar eder vesaire. İşte bu şekilde kişi çektiği acıları hafifletmeye çalışır. Zaman içinde suçluluk duygusu ağır bir yük haline gelebilir ve kişinin hayatını cehenneme çevirebilir. Suçluluk yükü kişiyi ağırlaştırır, yavaşlatır, aptallaştırır, karar vermekten alıkoyar, hızlı düşünmeyi ve hareket etmeyi engeller. Suçluluk duygusunun etkisi altında olan insan hem dargın hem de kızgın hisseder. Bu duyguyu kullanarak onu kontrol etmeye ve manipüle etmeye çalışan kişi olursa birey öfkelenir ve onunla ilişkisini keser. Kendisini suçlu hissettirmeye çalışan kişilerden de uzak durmaya çalışır. Suçluluk duygusu yalnızlık, pişmanlık, sorumluluk, keder ve ızdırap gibi duyguları da tetikler. Bu duyguyla başa çıkmanın tek yolu tekamüldür. Zira tekamül eden insan suçluluk duygusunun yapay ve dayatılmış bir duygu olduğunu görüp ondan özgürleşir. Son olarak varoluşsal bilgelik serisinin 9. kitabı olan Depresyon Psikolojisinden çok güzel bölümleri sizlerle paylaşarak videomuzu bitireceğiz. Depresyon nedir? Depresyon psikolojik bir durumdur. Bu durumda insan kendini iyi hissetmez, morali bozulur, sürekli üzüntü içinde olur ve hiçbir şeyden zevk alamaz. Genelde depresyon, insanın ruh halini tanımlayan bir kelimedir. Depresyon sözcüğü bir duygu durum tanımıdır. Duygu durum, mutsuzluğa neden olduğunda buna depresyon denir. Duygu durum çökmesi depresyon belirtisidir. Depresyon, Latince deprimere sözcüğünden türemektedir. Deprimere iç karartıcı anlamına gelmektedir. Herkeste zaman zaman iç karartıcı haller olabilir. Eskiden buna melankoli deniyordu, günümüzde ise depresyon deniyor. Günümüzün küresel toplumunda depresyon bir salgın gibi hızla yayılıyor. Yani depresyon modern dünyanın üretimidir ve modern insanın ürettiği bu şey insanlığı yok etmektedir. Bu kitapta depresyon denilen olgu derinlemesine incelenecek ve onunla baş etmek için etkili araçlar sunulacaktır. Herkes ara sıra depresyondayım diye isyan eder. Bu isyan moral bozukluğuna, keyfin yerinde olmamasına, üzgün, karamsar ve mutsuz olmaya işaret eder. Herkes bunları yaşar. O yüzden depresyonun ne olduğunu bilmeyen kimse yok. Depresyonda olmak bir çeşit Ruhsal çökkünlük halinde olmak demektir. Bu ruhsal çökkünlük geçici ruh hali dalgalanmalarından kalıcı mutsuzluk hallerine kadar uzar. Yeryüzünde herkes depresyon yaşar ve herkes depresyonu yenmek için bünyesinde potansiyellere sahiptir. Yeter ki insan bu potansiyelleri nasıl kullanacağını bilsin. Günümüzde depresyon kelimesi psikiyatrik bir bozukluğu tanımlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle depresyon uzmanlar tarafından bir hastalık adı olarak ileri sürülmektedir. Fakat depresyonu hafif ve ağır olarak ayırt etmek depresyon ile baş etmek için çok önemlidir. Bir insanın gündelik yaşamda kendini üzgün, moralsiz, karamsar, kederli ve mutsuz hissetmesi hafif depresyondur. Fakat bir insanın kendini çaresiz, değersiz, yetersiz hissetmesi, ümitsizliğe kapılması, ölmek istemesi, içine kapanması, durgunlaşması, başkalarından soyutlanması, isteksiz olması, zevk alamaması, iştahsız ve uykusuz olması ağır depresyon belirtileridir. Depresyona giren kişi kendini negatif duygulara kaptırır, bir boşluğa düşer, hiçbir şeye sevinemez ve sürekli ölümü düşünür. Depresyon her yaşta görülebilir ve insanları olumsuz etkiler. Depresyon denilen duygu durum çökmesi Birkaç saatten birkaç seneye kadar sürebilir. Duygusal olarak çöken kişi karamsarlaşarak kendine zarar vermeyi bile düşünür. Hafif depresyonda olan insan kötü hissederken olumlu gelişmeler sayesinde kendini iyi hisseder. Ağır depresyonda olan kişi ise ne olursa olsun kendisini iyi hissedemez. Bilimsel araştırmalara göre kadınlar depresyona daha yatkındır. Neden acaba? Çünkü kadınlar duygusaldır ve depresyon bir duygu durum olayıdır. Oysaki erkekler mantıksaldır ve mantık yürüterek duygu durum çökmesini önleyebilir. Ağır depresyonda olan kişiler, tekamülsel teknikleri her gün uygulamazsa mutlaka doktora başvurmalı ve gereken tedaviye başlamalıdır. Aksi halde bireyin intihar riski artar. Bu durumdaki kişinin aile, iş, sosyal yaşamı olumsuz etkilenmekte ve birey yaşamsal faaliyetlerini etkili bir biçimde sürdürememektedir. Ayrıca ağır depresyon yeti kaybına neden olmaktadır. Ağır depresyon madde kullanımı sorunlarına yol açmakta, diyabet, kalp ve psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu tür depresyon mutlaka psikiyatri doktorları tarafından tedavi edilmelidir. Günümüzde antidepresan ilaç tedavilerinin etki göstermediği ve işe yaramadığı yönünde artan sayıda tartışmalar sürekli yapılmaktadır. Bu durumlarda birey mutlaka değişim sanatına başvurmalı ve depresyonu değişim uygulamalarıyla gidermelidir. Şayet depresyon gündelik moral bozukluğu düzeyinde ise antidepresan ilaçlar işe yaramamakta ve hatta olumsuz yan etkilere neden olmaktadır. Yani olumsuz olaylar yüzünden üzüntü, mutsuzluk, moral bozukluğu yaşayan kişiler antidepresan ilaçlar kullanmamalıdır. Hafif veya ağır depresyon arasındaki ayrımı bir uzman yapabilir. Antidepresan ilaçlar bir mutluluk ilacı, moral dopingi, dertleri unutturan madde değildir. Zira bu ilaçlar beyin kimyasına müdahale etmekte ve yan etkilere sebep olmaktadır. Özellikle hafif depresyon vakalarında ilaç kullanımını gerektirmeyen değişim teknikleri yüz sonuçlara vardırmaktadır. Değişim yöntem bilimi yıllar içinde bilgi birikimiyle temelleri oturtulmuş son derece etkili bir uygulamadır. Bir insanın içsel çatışmaları çözüldüğünde negatif düşünsel ve davranışsal kalıpları pozitif olanlarla değiştirildiğinde depresyon giderilmeye başlar. Bu arada depresyonlu insanlara akıl vermeye ya da onların yaşamlarını düzene sokmaya çalışanlar depresyonu gidermekte fazla başarılı olamaz. Depresyon insanın duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini olumsuz etkileyen bir duygu durum bozukluğudur. Depresyonlu insanların aile ve çalışma ortamlarında görevlerini yerine getirme yetileri olumsuz etkilenmektedir. Hafif depresyonda insan ara sıra sıkılır ve üzülür. Ağır depresyonda ise kişi sürekli üzgün, yorgun, suçlu, değersiz hisseder, iştah kaybı veya aşırı beslenme ortaya çıkar. Ölmek ister, zevk alamaz, uykusuzluk, kararsızlık çeker, hareketleri yavaşlar, ilgisizlik yaşar ve odaklanamaz. Depresyon beşikten mezara kadar her yaşta meydana gelebilir. Depresyon tekrarlanabilen bir olgudur. Depresyonun sosyolojik, fizyolojik, biyolojik, psikolojik nedenleri vardır. Ama depresyonun en önemli nedeni bencilliktir. Yeryüzündeki herkes bencil olduğu için herkes ara sıra depresyona girip çıkar. Fakat bencillik belirli bir yoğunluğa varınca ağır depresyon vakaları görülebilir. Yani ağır depresyona giren kişiler son derece bencil insanlardır. Bazı olaylar depresyonu tetikleyebilir. Örneğin, travmatik çocukluk, hormonal değişiklikler, ebeveyn kaybı, boşanma, aşığın ölümü, ilaç kullanımı, stres, fakirlik, işsizlik, madde kullanımı, kaygılar, sevgilinin terk edişi, bağımlılık, kişilik yapısı, aile fertlerinin depresyonda olması vesaire. Günümüzde çok yaygın olan anksiyete bozukluğu bazen depresyon ile karıştırılmaktadır. Anksiyete bozukluğu günlük yaşanan olaylarla ilgili aşırı endişe ve kaygı halleridir. Depresyonu gidermek için uğraşmaktansa önlemek daha zekice bir yaklaşım. Bir insan tekamülsel teknikleri her gün uygularsa hiç depresyona girmez. Girenler ise değişim sanatına başvururlarsa kısa bir süre sonra depresyondan çıkarlar. Depresyon beyin kimyasını etkileyen bir olgudur. Önce depresif haller beyni etkiler sonra ise beynin belirli alanlarında meydana gelen kimyasal dengesizlik depresyonun ağırlaşmasına neden olur. Herkes depresyona girer ve herkes depresyonun üstesinden gelme potansiyeline sahiptir. Fakat kişi tekamülsel teknikleri her gün uygulamaya üşenirse depresyon derinleşebilir ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Beyin fonksiyonlarının bozulması ağır depresyona neden olabilir. Bu bozulma duygu, düşünce ve davranış bozulmalarına da sebebiyet verebilir. Sonuç olarak bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal işlevler bozulmaya başlayabilir. Ağır depresyonun bazı belirtileri şunlardır: kötümserlik, çaresizlik, ilgisizlik, motivasyonsuzluk, pişmanlık, değersizlik, karamsarlık, alınganlık, unutkanlık, uykusuzluk, tembellik, iştahsızlık, kederli olmak, umutsuzluk, zevk alamamak, anlamsızlık, hedefsizlik, huzursuzluk, negatif anılar, yalnızlık, düşünce ve konuşma yavaşlaması, yorgunluk, aşırı yemek yeme, kendini kesmek, boşluk hissi, korkular, yetersizlik, gelecekle ilgili negatif düşünceler, dikkatsizlik, enerji düşüklüğü, kilo kaybı, yok olma isteği, gerginlik, suçluluk, öğrenme güçlüğü, bunalım, ölme isteği, hüzün, güvensizlik, intihar girişimi, ağlama, üzüntü, kaygılılık, tepkisellik öz saygı düşüklüğü, dalgınlık vesaire. Depresyonun temel niteliği nahoş bir duygu durum olmasıdır. Kişi derin bir üzüntü yaşadığı için hiçbir şeyden zevk alamaz. İnsan depresif duygu durum yüzünden sorumluluklarına karşı ilgisini tamamen kaybeder. Özel ilişkiler ve cinsel aktivite kişiyi heyecanlandırmaz. Bunaltı, anksiyete ve ajitasyon düzeyi sürekli artış gösterir. Kişi umutsuzluğa kapılır ve düştüğü depresif durumdan kurtulamayacağına inanmaya başlar. Kişi aşırı bir şekilde kendisini düşünür, çevreye karşı tepkisel davranır, enerjisi düşer ve günlük aktiviteleri yapmakta güçlük çeker. Özsaygı düşüklüğü yüzünden kişi kendisine zarar vermeye başlar. Yoğun bunaltı ve bıkkınlık intihar düşünce ve girişimlerine neden olur. Kişi yaşamak istemez çünkü yaşamak için bir neden bulamaz. Özel ilişkilerde insan her şeyin eskisi gibi olmasını ister ama bu mümkün olmadığı için daha da depresif hale gelir. Kişi aklından geçenleri, iç dünyasında olanları dış dünyada olanlarla karıştırır ve gerçeklerden kopar. Aklında olanların gerçekleştiğine inanır ve onların gerçekleşmediğini anlayınca daha da bunalıma girer bir insanın depresyondan kurtulması için hayata bakışı değişmelidir. Değişim saati sayesinde birey otomatik olan negatif düşüncelerin yerine alternatif pozitif düşüncelerin geçmesini sağlayabilir. Tekamülsel teknikler sayesinde insanın bünyesinde yepyeni bir bilişsel yapılandırma gerçekleşmektedir. Bu yapılandırma depresif hallerin ortaya çıkmasını önler ve karamsar düşünceleri engeller. Değişim sanatı uygulamalarında yapılan teknikler antidepresan etkisine sahiptir. Bu teknikler yok olma isteğini de ortadan kaldırmaktadır. O yüzden değişim sanatı uygulayarak birey düşünce dünyasını ele alır ve gerekli değişimleri yaparak depresyonu giderebilir.